Genç futbolcularla ilgili. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Biliyorsun ya Sergen Hoca'nın da biraz huzura da ihtiyacı var. Biz tabii ki o bizim ta gençlik yıllarımın futbolcusu. Altyapıdan belli tanıyorum kendisini. Dostluğumuz da var. Onu suistimal etmemek adına çok da sık aramıyorum açıkçası. Yani Murat Şahin'le hocamızla konuşuyoruz. Tabii ki antrenmanlara gidemediğim için dediğim gibi yani oradan da tabii bir, yani böyle bir haber almak amacıyla sohbet ediyoruz tabii. Ama Sergen'le birkaç defa konuştum. Tabii ki onun da şu aşamada sıkıntıları zaten var. Hem ekonomik var hem kadro olarak var. O yüzden de biraz rahat bıraktım kendisini. Yani sürekli aramak olmuyor. Eskiden mesela bizim hocamız olmadan, yani Beşiktaş'ın hocası olmadan önce sürekli iki günde bir konuştum hocaydı. Ama şimdi tabii biraz da frene basmak lazım açıkçası. O yüzden biraz rahat bıraktım onu sevgili Hakan. Yani çok da rahatsız etmiyorum açıkçası. Bilal abi ben de hoca Beşiktaş'a geldikten sonra hiç aramadım. Sen de aramadın işte. Düşün istersen arayabilirsin. Telefonu da var sende ama bir kere bayramda. Ulaşılmayacak birisi değil Sergen. Değil, bana açıkça söyleyeyim. Yani Sergen'in bir tarafını çok beğeniyorum. Bir kere çok zeki. Yani böyle gizlisi saklısı olmayan da bir adam. Yani neyse onu söylüyor adam. Yani o yüzden de bence medya açısından da çok büyük şans diye düşünüyorum ben. Açıkçası çok da böyle yan yollara sapan bir fotoğraf değil Sergen Hoca. Yani ortada bir gerçek varsa onu rahatlıkla söyleyebiliyor. Bu şansı da medyanın da iyi kullanması lazım diye düşünüyorum. Ben işte inşallah tabii ki bu sezon hadi pas geçelim diyelim. Hani 5. sırada ama 24 puan var sevgili Hakan torbada. 24 puan 3 puanlı sistemde herkes yeri değiştirebilir. Yani Beşiktaş'ın potaya girebilir açıkçası. O yüzden dediğim gibi yani ben Sergen Hoca'nın bence tabii ki sıkıntıları var ama altyapıdan 4-5 tane genci çıkaracağını biliyorum ben. Onu sana söyleyeyim yani. Aşağıda çok yetenekli oyuncular var. Mesela kalede mesela Karius gitti. Ya Karius affedersin kaleye ben sana bir şey söyleyeyim. Bir tane odun koysan ya defansı iyi olursa gol yemez yani. O yüzden de mesela Utku'yla ne bileyim ben Ersin'e devam etmek lazım. Utku'ya bir şans vermek lazım. İyi kaleci oynayarak olur. Bence yani bir yabancı kaleciye para yatırmanın bir anlamı yok. Çok doğru bulmuyorum ben kaleciye verilen parayı açıkçası. Ha sen iyi bir forvet alırsın. Ne bileyim bir playmaker alırsın. Orta saha oyuncusu, oyun kurucu. Tamam Sosa tipinde atıyorum. Bu tip oyunculara yatırım yaparsın ama 3-4 tane kaliteli oyuncu alacaksın yabancı. Ya bu kadar 14-15 tane. Lens geldi de ne oldu Allah aşkına ya? Ya Alanya'dan geldi adam gol kralı. Lav. Gol kralı olarak geldi ama Anadolu'daki takımlarda onları hafif almıyorum yanlış anlamasınlar. Anadolu takımlarında leblebi bir gol atabilirsiniz. Ama büyük takımlara geldiğin zaman savunma kapanır. Adam markajı verirler sana hiçbir şey yapamazsın. Lav da öyleydi yani. Oradan gol kralı geldi buraya. 5 yaş ama gördük ki hiçbir katkısı olmadı. Yani bu yani yatırımları yaparken, bu transferi yaparken çok yani inceleyip sık dokunmak lazım sevgili Hakan. Peki son olarak Bilal abi herkes merak ediyor. Şenol Hoca'yı merak ediyoruz aslında. Çünkü Şenol Hoca bu süreçte hiç konuşmadı. Sen görüşme fırsatı yakalayabildin mi? Şenol Güneş'e çok yakın bir gazetecisi. Ben bir kere konuştum. Hani konuşuyorum canım ya. Bayramda Seyran'da arıyoruz birbirimizi tabii ki yani ama bir kere konuştum kendisiyle bu virüs olayı üzerine konuştuk. Çeşitli şeyler, spekülasyonlar yapıldı. O da bundan çok rahatsız oluyor açıkçası. Açıyoruz tabii dostane konuşuyoruz ama biliyorsun sen de tanıyorsun Şenol Hoca'yı. Ben futbol konuşmam arkadaş diyor açtığı zaman. Futbol için sonra arama beni diyor tamam mı? O yüzden yani onu da hoş görmek lazım. Tabii ki bu onun da planları alt üst oldu. İşte efendime söyleyeyim şampiyonu ertelendi. Yani çok kolay değil onun da işi. Dedim ki bakalım ben bu 8 haftayı çok merak ediyorum sevgili Hakan. Acaba bir hani inşallah onlar bir bulaşma olmaz. Bir çıkma atıyorum. İşte yeni Malatya'da 6 tane oyuncuda biri çıkmıştı biliyorsunuz. Şimdi negatif çıktı. Şükür ki çıktı. Şimdi 12 Haziran'dan sonra her hafta diken üzerinde yaşayacağız. Yani bizi artık özledik futbola açıkçası. Yani görüyorsun işte sen de programda Volkan'la beraber neredeyse magazin yapacaksınız. Niye? Futbol oynamadığım için. Çok doğru söylüyorsunuz. Ben de orada bir şey söylemek istiyorum. Evet sanatçı olarak mutlaka İbrahim Tatlıses, tabii ki Zeki Müren, Bülent Ersoy Türk Sanat, bir Muazzez Abacı. Tabii ki unutulmazlar. Bir de tabii ki Müslüm Baba diyeceğim ben de. Tabii, yani tabii. Bu arada sana bir şey sormak istiyorum Hakan. Sen güneşte mi yandın, denize falan mı giriyorsun? Abi yok denize nerede gireceğim? Her yer kapalı ama biliyorsun ben balkon, ben balkonda güneşe oturduğum zaman bile yanan bir adamım. Herkes de şikayet ediyor bütün makyözler falan çünkü rengi açamıyorlar abi. Yani yönetmenler falan da rengi açamıyor. Garip bir ten yapım var. Biliyorsun sen de çok kamplara gidiyorduk. Ben güneşi gördüğüm anda yanan bir insanım. Yapacak bir şey yok.
Bilal abi o zaman şöyle bir şey yapalım. Biz Volkan'la birlikte yollar da açıldı. Gelelim biz senin yanına Gelibolu'ya. Gelibolu. Başımın üzerinde yeriniz var. Gelibolu burası çok biliyorsun, özel bir yer Bilal abi. Sevgili Hakan, burası biliyorsun böyle yaş ortalaması yüksek insanların, emeklilerin yaşadığı bir cennet burası açıkçası. Yaş ortalaması 60-80. O yüzden burası mesela koronalı günlerde, yasaklı günlerde dahil, normal günlerde bile insanlar fazla sokağa çıkmıyorlar. Bir tek çarşıda bir kalabalık oluyor. Ama onun dışında yaşayan insanlar zaten herkes evinde burada. Ama dediğim gibi ben burayı da çok seviyorum. 20 senedir de buradayım biliyorsun. Yazlığım da var Saroz'da. Ama yazlığa gidecek mi gitmeyecek miyiz o da belli değil. Yani havuzdan işte kapar diyorlar, işte denizden. Herkes farklı bir şey söylüyor. Bilim insanlarına işte ağızlarından çıkacak laflara bakıyoruz. Zaten denizi de pek sevmem, sen biliyorsun beni. O yüzden dediğim gibi eşim herhalde bu sene yazlığa gidecek. Ben de arada bir uğrarım buraya diye. Ama ne zaman isterseniz Volkan kardeşim, sen... Hiç fark Emre Bol tabii mutlaka beklerim yani başım üzerinde. Misafirhanemiz var merak etme ya, bir evi size verebilirim yani. Çok çok teşekkür Bilal ederim. Bilal abi yalnız sen dedin ki burada daha çok 65 ve 80 yaş arasındaki büyüklerimiz yaşıyor dedin. Sen daha 25 yaşındasın, bence sen İstanbul'a dön. Vallahi sokağa biliyorsun 65 yaşla ilgili bir yasaklama var sevgili Hakan. Ama ben 64 olduğum için rahatla çıkabiliyorum bir şey. Bilal abi seni çok seviyoruz. Buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Bağlamda ben de sizleri çok seviyorum. Başarılı programlar diliyorum size. Her zaman başarılı oluyorsunuz zaten. Çok zevkle izliyorum sevgili Hakan. Çok teşekkür ederim. Ve Volkan kardeşimize de iyi akşamlar çok diliyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar Bilal abicim. Ne anılarımız var. Bilal abi zaten... Bak benim ne anılarım var. Yani hani yaşayan efsane... Ya program bitmez. Hani basın için yaşayan efsane birkaç tane isim sayabilirsin. Onlardan bir tanesi de... Bilal abi tabii Atilla abimiz de var. Atilla Gökçe. Atilla abi de var. O da biliyorsun yaşayan efsanelerimizden biri. O da sıkı bir A-Spor izleyicisi. Sürekli Atilla mesaj atıyor. Abi, Atilla hocam sürekli eleştiriyor. İzliyorsa buradan ona mesela, da sevgiler. Mesela Atilla hoca eleştirmiyorsa bir iki sıkıntı vardır. Tabii. Bak bu çok önemlidir yani. Çünkü çok usta bir isim. Eleştirmiyorsa gördüğünde ben kendime mesela hemen sıkıntı ararım. Yaşayan efsane deyince tabii ben yine bir Gürcan abiyi de ekleyeyim de onun içine. Hangi? Bizim Gürcan. Gürcan abi. Biz aynı yaştayız değil mi? Adam... Gürcan abiyle aynı yaşta biliyorsun. Ne olur ne olmaz. Gürcan abi biliyorsun benim ustam. Tabii. Benim de Bilal abidir yani. Evet. Bilal abiyle biz yaklaşık 15 sene milli takıma beraber gittik. Ben de işte son dönemine yetiştim. Ama milli takımın son dönemine yetiştim. Bir gün hiç unutmuyorum. Abdullah Hoca'ya küstü. Ama neden küstüğünü hiç kimse bilmiyor. Kendi de bildiğini düşünmüyorum. Bir şeyden dolayı küstü Bilal abi. Milli takımda Abdullah Hoca'nın da kulaklarısınız. Ya Bilal abi dedi niye konuşmuyor ben de. Bilmiyorum hocam dedi. Sabah dedi kahve içmeye getir Hakan dedi. Yani Bilal abi otelden çıkaracağım. Kahve içmeye gideceğim. Hocam otelde değil dedim. Bir kafe hani bizim otele yakın bir yerde olsun ki getirebileyim. Ayaklarım ağrır gitmem dedi ya. Çizme giyiyor ya sürekli. Sürekli çizme giydiği için. Yok dedi Arap dedi. Giyemem ben şimdi o çizmeleri gidemem oraya dedi. Git. Ondan sonra barıştılar tabii yani. Hoca ama hayat enerjisi çok yüksek bir insan. Müthiş bir insan. Yani yanında Bilal abi varsa çalışma isteğini artıyor, yaşama isteğini artıyor. Çok Allah başımızdan eksik etmesin Bilal abi. Çok özel bir isim. Başkanın açıklamalarıyla ilgili sen neler söylemek ben, istersin? Ben Bilal abinin söylediklerinden devam edeyim. Birincisi Ahmet Nur Çebi'nin son derece şeffaf bir insan olduğuna ben de %100 katılıyorum. Bence bugünkü açıklaması dahil ki zaten başkanlığa seçildiği günden bu yana çok net bence her konuda. İşte mali konularda işte transfer yapabilecek mi yapamayacak mı, Avrupa'ya gidecek mi gidemeyecek mi, tablo ne kadar ekside Beşiktaş, her şeyi Beşiktaş taraftarı şu anda biliyor. Diyor ki ayda 25 milyon TL eksi yazıyoruz diyor. Senede 300 milyon TL. Çok ağır. Avrupa'ya şimdilik gidebiliyoruz diyor. İleride durum değişebilir. Ben ama orada bak şunu anladım. Diyor ki eski yönetim Eylül sonuna kadar diyor futbolculardan borcu yoktur yazısını alması gerekiyordu diyor. Hı hı. Biz maalesef diyor bunu Ekim sonu alabildik diyor. İşte şu anda onu kabul ettirmiş gördüğüm kadarıyla. İşte yani o da sıkıntı olabilir mi acaba? Yani ama şimdilik o tehlike yok diyor. İnşallah olmaz yani. Çünkü bu kadar uğraşıldıktan sonra olmasın yani. Yani şimdi tabii hep böyle çok kara tablo, yani. Kara tablo. Açık ve net söyleyelim. Sadece burada Beşiktaş taraftarları izliyor bizi. Sadece Beşiktaş'la alakalı bir durum değil bu. Tabii, değil. Yani bizim bütün kulüplerimiz şu anda belki bilançosu artı veren Galatasaray'ı da buna katabiliriz. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse çok Galatasaray'da benzer durumda olacak. Onların onun belki Galatasaray'ın belki maaşı diğer takımlardan daha da fazla daha işte fazla. Son dönemde yaptığı transferlerle. Açıkçası 3 büyük kulüp Trabzon'u ayırıyorum. Trabzon o fırsatı iyi kullandı. Trabzon'u ayırıyorum. 3 büyük kulüp önümüzdeki 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl büyük sıkıntılar yaşayacak.
Fenerbahçe de dahil buna. Zaten yani şimdi 2 hafta önce, 3 hafta önce Ali Bey konuştu.